Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size karbondioksit transportundan bahsedeceğim ama açıklamada belirttiğim üzere bu karbondioksit transportu biraz oksijen transportunun gölgesine kalmış bir hadisedir ve özellikle bu karbondioksitteki meşhur karbonik anhidraz enziminin tampon sistemine etkisi, bir karbonatla protonların nasıl değişimi içerisinde bulundukları önemlidir. Yani burada meşhur karbonhidrat anhidraz enzimine bir bakacağız. Kimdir bu arkadaş? Instagram hesabı var mı? Kimlerle takılıyor? Bizim için önemli nedir? Özellikle onu göreceğiz. O yüzden bunu özellikle arteriyel kan gazı analizlerinde kenarda bulundurulması gereken ana konular ve birkaç bilgi olarak altını çizmek istiyorum. Normalde metabolizmamızla beraber bol miktarda karbondioksit üretiyoruz ve bu karbondioksitin bir şekilde akciğerlere taşınması gerekiyor. Akciğerlere taşınırken bu karbondioksit belli bir takım aşamalardan geçmesi lazım. Eğer hücrenin içerisinde karbondioksit varsa bu karbondioksit lipid solubul olduğu için ve aşağı yukarı oksijene göre 25 kat daha fazla lipid solubul olduğundan dolayı gayet rahatlıkla ne olacak? Hücre membranından interstisyuma, oradan da neye? Plazmaya geçecek. Burada bir sıkıntımız yok. Demek ki daha çok solubul bir şey karbondioksit. Ve bunu yaparken de bu işi de basit difüzyon yöntemiyle gerçekleştirecek. Şimdi normalde karbondioksit plazmada çözünmez. Çözünebilmesi için çok ciddi ve yüksek basınçlara ihtiyaç vardır. Onun için mantıklı değil. Peki acaba biz normalde ne kadar karbondioksit üretiyoruz? Karbondioksit üretimimiz yaklaşık 250 mililitre bölü dakika olarak ortaya çıkmakta. Peki oksijen üretimimiz ne kadar? Oksijen üretimimiz ise 250 mililitre bölü dakika olarak ortaya çıkmakta. Demek ki bir tarafta karbondioksit 200, bir tarafta ise oksijen 250 mililitre bir üretim kapasitemiz var. Peki baktık, aynı zamanda bir tarafta 250 normalde oksijen var, bir tarafta 200 karbondioksit var. Bu aradaki farkı sağlayan ne? Bu aradaki farkı sağlayan aerobik metabolizma tarafından üretilen, yani glukozdan normalde enerji veren ATP artı diğer bazı ürünler biliyorsunuz sentezleniyor. Bunun içinde ne var? Su var ve aynı zamanda karbondioksit var. Dolayısıyla karbondioksit üretimi bu nedenden dolayı daha fazla. Peki acaba bakalım bizim parsel karbondioksit ve oksijen basınçlarımız arter ve venlerde nasıl değişiyor? Şimdi hemen ona bakalım. Diyelim ki burası arter tarafı. Burası da ven tarafı. Arterde bizim normalde arteriyel oksijen basıncımız aşağı yukarı 97 milimetre civarıydı. Onu bir kenara yazdık. Peki karbondioksitimiz ne kadar diye bakacak olursanız arteriyel sistemde onu da verelim. O da nedir? 40 milimetre civa. Peki vene geçtiğimiz zaman bu rakam ne oluyor? Bir kere her şeyden ben vendeki oksijen miktarı 40 milimetre civaya düşüyor. Bendeki karbondioksit miktarı ise 46 milimetre civaya yükselmekte. Dolayısıyla 40'tan 46'ya doğru bir geçiş söz konusu. Peki diyeceksiniz ki bu parsel oksijen basıncı. Peki kontent olarak, volüm olarak acaba karbondioksit venöz üretim ne kadardır? Karbondioksitin toplam miktarı ne kadar diye bakacak olursanız, ilk önce isterseniz şu tarafa oksijeni yazalım. Oksijene baktığımız zaman arterde ne kadar vardı hatırlıyorsunuz? 20'ye 15 diye bir rakamımız vardı. 20 mililitre bölü 100 mililitre desilitrede. Vende ne kadar vardı oksijen diye baktığımız zaman 15 mililitre bölü 100 mililitre. Ve ne kadar bırakıyormuş dokulara? 5 mililitre bölü 100 mililitre desilitrede oksijen bırakıyoruz. Peki gelelim karbondioksite. Karbondioksite baktığımız zaman arteriyel tarafta 48 mililitre bölü 100 mililitre rakamı çıkmakta karşımıza. Venöz tarafa baktığımız zaman ise 52 mililitre bölü 100 mililitre
söz konusu olmakta. Demek ki ne kadar bırakıyoruz? Alıyoruz daha doğrusu 4 mililitre bölü 100 mililitre karbondioksit alıyoruz dokulardan. Şimdi karbondioksit transportu hemoglobinin görevlerinden bir tanesi. Bir numaralı görevimiz oksijen transportu. İki numaralı görevimiz ise karbondioksit transportu, birazdan göreceğiz. Üç numaralı görevimiz ise nitrik oksitle ilgili olan bir görev. Bu nitrik oksit heme bağlı olarak taşınıyor ve arteriyollere gidip biliyorsunuz kendisi çok güçlü bir vazodilatördür. Vazodilatasyon yapıyor ve böylelikle kan akımını artırıyor. Bir diğer önemli 4 numaralı görevi ise tampon sistemine katkıda bulunması hemoglobinin. Tampon sistemi dediğimiz tabii ki biliyorsunuz pH. Buffer sistemi uygulayacağız burada. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Bunu yaparken özellikle globinin beta zincirinde bazı amino asitler var. Örneğin histidin gibi. Ve bunlar dışarıya çıkan H artı iyonlarını alıyorlar ve bağlıyorlar. Böylelikle ne oluyor? Bunlar piyasada olmuyor ve asidozun hücre içerisindeki negatif etkilerinden önlüyor. Bu da işte hemoglobinin aslında bilinmeyen diğer mekanizmalarından bir tanesi. Peki bunların hepsini nasıl göreceğiz? İlk önce karbondioksit transportunu göreceğiz. Sonra tampon sistemine bu protonların nasıl bağlandığını ve bununla ilgili nasıl bir organizasyon olduğunu sizlere aktaracağım. Evet, gördüğünüz bu denklem bence bu dersin özeti olan bir denklem. Burada meşhur karbonhidrat enzimini, anhidraz enzimini görmekteyiz. Şimdi biz dışarıdan bir karbondioksit aldık. Karbondioksitle suyu birleştiriyor bu enzim. Arada karbonik asit dediğimiz bir ara ürün çıkıyor. Daha sonra ise ne yapıyoruz? Bir karbonat ve protonu bunu ayırıyoruz. Bu nerede oluyor tabii? Eritrositlerde oluyor. Ve bu özellikle bu enzimin çok önemli iki olayı var. Çift yönlü çalışması. Yani duruma göre kendisi tersi yönde de çalışabiliyor. Yani bir karbonat ve protonu alıyor, karbonik asite çeviriyor, oradan karbondioksit ve suya değiştiriyor. Burada karbondioksitin bir karbonat formuna çevrilerek aslında taşınmasının temel ve stratejik özelliğini bu karbonik anhidraz enzimi gerçekleştiriliyor. Peki bizim biraz evvel bahsettiğimiz gibi karşımıza bol miktarda proton çıktı. Bu da asidoz açısından bizim için uygun değil. Peki nasıl olacak bu durum söz konusu? İşte bunu normalde bir globulin zincirinde, hemoglobindeki globulin zincirinde olan, diyelim ki bir tanesi bu, beta zincir. Buradaki histidinlere buradan gelen proton bağlanıyor. Bağlanarak böylelikle asidozun hücre içi olan etkilerinden ortadan kaldırıyoruz. Tabii ki şimdi burada söz konusu olan ikinci product'ımız nedir? O da bikarbonat. Bikarbonata ne olacak? Şimdi bikarbonatın hücre içerisinde kalma gelme ihtimali pek söz konusu değil. Bizim bir şekilde bikarbonatı dışarı çıkarmamız gerekiyor. Dışarı çıkartabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bir kere bu bikarbonatı dışarıya atacak bir özel bir protein exchanger'ı var. Bu bikarbonatı alıyor. Eritrosit membranında olan bu exchanger bikarbonatımızı dışarı bırakıyor. Fakat bunu yapması bizim pek işimize gelmiyor. Çünkü neden? Hücre içi pozitivite artıyor. Bunun önlenebilmesi için bir denge sağlanması lazım. Anyon dengesi. Anyon dengesinde de bu sefer ne olacak? Klorü içeri alarak bu elektrik potansiyelini eşitlemeye çalışacağız. Demek ki biz protonu histidine bağladık. Elde var bir. Sonra geriye kalan bir karbonatı da dışarı attık. Fakat aynı zamanda karşılığında da kloru geri aldık. Tabii böyle olunca bir hadise daha gerçekleşiyor. Diyelim ki burası venöz taraf ve arteriyel taraf. Bu klorun hücre içerisine girişiyle beraber ne oluyor? Eritrositler bir parça şişiyor. Ve buna bağlı olarak arteriyel ve venöz sayda karşılaştırıldığınız zaman, burada arterden vene olması lazım,
tahmin edeceğiniz gibi bir parça hematokrit de yükseliyor. Ama çok büyük miktarlarda da değil. Yani kapiller sistemin arteriyel tarafı ve venöz tarafını karşılaştırdığınız zaman eritrositler arterdekileri nazaran bir parça daha şişiyorlar ve aynı zamanda hematokritleri yükseliyor. Tabi burada hemen şuraya bir soru işareti koyacağız veya yıldız koyalım isterseniz. Bakın burada klorün bikarbonatla değişimin önemi. Kan gazlarında anion gap, yani klora da bakılarak bikarbonat eksiği var mı yok mu diye bunu arteriyel kan gazlarında anlatmıştım. Bence burada sık atlanan konulardan bir tanesi. Halbuki biliyorsunuz kan gazlarında da anion gap ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Dolayısıyla anion gap belli bir düzeyin üzerinde çıktığı zaman bikarbonat verilmesi tavsiye edilir. İşte bunun sebeplerinden birincisi de burada yer alıyor. Şimdi bizim karbondioksitimiz vardı. Arter tarafında 52 idi. Venöz tarafta ne kadardı? 48'di. Ne kadar karbondioksit taşıyorduk? 4 milimetre, 100 mililitrede. Peki bu karbondioksit acaba nasıl taşınıyor? Birincisi %90 oranında hemoglobinde bu bahsettiğim mekanizmalar kullanılarak taşınmakta. Peki başka hangi koşullarda taşınır? İkincisi karbondioksit dissolved, yani çözünmüş olarak da plazmada bulunur. Az miktarda. Ne kadar? %5 oranında. Peki bunun haricinde başka ne özelliğimiz var? Bir de bazı proteinlere bağlanarak bağlı taşınmakta. Tabii asıl hani içerideki taşınmasındaki hadise neydi? Karbondioksit alıp bikarbonat ve protona çevirerek taşınıyordu. Burada ise saf karbondioksitten bahsediyoruz. Herhangi bir şekilde bir protein, peptit zinciri biliyorsunuz amino asitlerden oluşuyor. Ve bu amino asitlerden oluşurken bunun bir ucunda bir amino grubu var. NH2. Bir tarafta da karboksil grubu var. Şimdi bunlara baktığınız zaman ortaya çıkan durum şu. Bazı karbondioksitlerin bir kısmı gelip bu amino grubu ile tepkimeye giriyor. Amino grubu ile tepkimeye girince bu hadise bir amino grubunda değişikliğe yol açıyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Ve bunun sonucunda karbondioksit bu peptit zincirin bir ucundaki, amino ucundaki amino grubuyla yapışıyor ve onun içine giriyor. İşte biz buna ne diyoruz? Bunlara karbomino protein. Diğer proteinlerde de işte plazma protein var, immunoglobulin var, fibrinojen var. Onlarda da aynı şey söz konusu olabilir. Ama hadise hemoglobin ise o zaman buna ne ad veriyoruz? Karbomino hemoglobin. İşte %5'i de bu şekilde taşınıyor. Yer kalmadı ama şuraya 4 numarayı da ekleyelim farklı olarak. Nitrik oksit. Evet. Hemoglobin aynı zamanda nitrik oksit taşıyor ve perifere, arteriyollere götürüyor. Ve nitrik oksit ne yapıyor? Vazodilatasyon yapıyor. Demek ki 4 tane görevimiz var. %90 hemoglobinde bu karbonik anhidraz enzimiyle karbondioksit ayrı bir forma dönüştürülerek taşınıyor. Evet. Plazmada çözülmüş olarak %5'i var. Plazma proteinlerine bağlı olarak karbomino hemoglobin tarafından taşınıyor. O da aşağı yukarı %5'e yakın. Çok az geriye kalan bir ödevi kaldı. O da nedir? Nitrik oksitin taşınması. Bu da hemoglobinin bizdeki görevlerini sıralamış oluyoruz böylelikle. 4 tane görevimiz var. Şimdi ne yaptık? Periferden akciğere doğru geliyoruz. Ve akciğere geldik. Şimdi akciğere geldiğimiz zaman normalde bu kapiller sistemin içerisinde ne var? Bir kere çok az miktarda çözülmüş dissolved proteinimiz, karbondioksitimiz var. İki ne var? Bikarbonat yapısı içerisinde olan karbondioksitimiz var. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Bir şekilde bu karbondioksiti akciğerlere, alveol içerisine göndermemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi buraya kocaman bir eritrosit çizelim. Eritrosit membranı. Ve bizim dışarıda neyimiz var? Bikarbonatımız var. İçeride meşhur enzimimiz var. Instagram'da meşhur olan fenomenal arkadaş, YouTuber. Karbonik anhidraz enzimimiz var.
Karbonhidrat enzimimiz ne yapıyordu? Onu bir görelim. Enzimimiz nasıl çalışıyordu? Bir tarafta karbondioksitimiz vardı, bir tarafta suyumuz vardı. Önce karbonik asiti, ardından da bikarbonat ve protona çeviriyorduk. Şimdi birincisi, işi baştan başlayacak olursak. Şimdi karbondioksit az miktarda disolve olduğundan dolayı bu bir miktar alveollere geçişi sağlıyor. Ama biliyorsunuz %5 civarında oldukça düşük bir rakamaydı. %90 hemoglobin sorumluydu ve bikarbonat doluyordu. Şimdi bizim bu bikarbonatı bir şekilde karbonik anhidraz enzimine vermemiz gerekiyor. Çünkü neden? Bu karbonik anhidraz enzimi nasıl bikarbonat ve proton üretiyorsa, bikarbonat ve protondan da aynı şekilde karbonik asitle karbondioksit ve su üretecek. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Bu bikarbonatı bir şekilde içeri almamız gerekiyor. İşte içeri alabilmek için de burada özel bir BAN3 denilen bir protein exchanger var. Bu protein exchanger'ı içeri alıyoruz. İçeri alıyoruz ama bikarbonatın içeri girmesi tek başına yetmiyor. Ne yapması lazım? Daha önce de aldığımız kloru da dışarı çıkarmamız lazım. Dolayısıyla biz daha önce ne yapmıştık? Bikarbonatı içeri dışarı atarken kloru içeri almıştık. Halbuki şimdi akciğerlerde ne yapıyoruz? İçerideki olan klorürü dışarı atıyoruz. Böylelikle gene hücre içerisindeki negatif pozitif dengesinde öne almış oluyoruz. Onu gözden kaçırmıyoruz. Sevgili bikarbonatımızı bu şekilde ne yaptık? Buraya getirdik. Peki bir de bizim şimdi bikarbonatla birleştirmemiz gereken H artı gerekli değil miydi? Peki bu H artı neredeydi? Buraya bir de biliyorsunuz burada histidinler vardı. Histidinlere biz protonları bağlamıştık, değil mi? Protonları bağlamıştık ve böylelikle asidoz dengesini gözetmiştik. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bunlar H artılar oradan ayrılıyorlar ve tekrar bu denkleme katılıyorlar. Ve bu denklemin sonucunda ortaya biz ne sentezliyoruz? Karbondioksit sentezliyoruz. Böylelikle oluşan karbondioksit de eritrositin içerisinden ne yapıyor? Alveolin içerisine geçiş sağlanıyor. Burada bizim karbonhidrat anhidraz enziminin meşhur olmasının sebebi bu işte. Biz ne yapıyoruz? Çok akıllılık ederek karbondioksiti bir karbonat formuna veya H artı formuna ayrıştırıyoruz ve ondan sonra bir karbonatı dışarı gönderiyoruz. Bir karbonat rahatça akciğerlere gidiyor. H artılar da içeride asidozdan önlenmesi için histidine bağlı oluyor. Ve ondan sonra akciğere geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bu H artılar histidinden ayrılıyorlar. Artık işimiz bitti diyorlar. Bu ilişki bitti, bu münasebet bitti diyorlar. Ve dışarıdan da bikarbonat alıyoruz. Kloru dışarı veriyoruz. Bikarbonatı karbondioksit ve suya dönüştürüyoruz. Ve ondan sonra karbondioksit de lipid solüble olduğu için gayet kolaylıkla membrandan dışarıya dolaşıma, dolaşımdan da alveole geçmiş oluyor. Tabii burada gene dikkati çekecek konulardan bir tanesi gene klor ve bikarbonatın bu işte aldığı önemli roller. Şimdi meşhur bir eğrimiz gene tekrar karşımıza çıkacak karbondioksit transportunda. Onu da burada aslında bu karbonhidrat anhidraz enzimiyle beraber karbondioksitin taşınmasının bu eğriye nasıl bir etkisi olduğunu göstereceğiz. Şimdi normalde periferde biliyorsunuz bol miktarda neyimiz var? Karbondioksitimiz var. Ve bu karbondioksiti ne yaptık biz? Suyla birleştirdik. Arkasından da karbonik asite ve ardından da bikarbonat ve H artıya yükselttik. Şimdi biz hemoglobinimizin içerisinde bulunan beta chain'deki histidin amino asitine ne yaptık? Protonumuzu bağladık ki böylelikle asidoz özelliği önlenebilsin, tampon sistemi olarak çalışabilsin. Eğer biz hemoglobine, yani buradaki globuline ve histidine protonu bağladığımız zaman hemoglobinin oksijen afinitesinde bir değişiklik olacak. Afinite azalacak. Yani hemoglobin oksijeni tutmak istemeyecek. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Oksijeni bırakacak. Oksijeni bıraktığı zaman ne olacak? Bizim normalde oksijen satürasyon ve PO2 basıncı arasında hemoglobin oksijen ayrışım eğrimiz vardı. Ayrışım eğrimiz periferik dokuda, yani çalışan bir dokuda ne üretilecek? Karbondioksit üretilecek. Karbondioksit ne olacak? Buradaki enzimin sonucunda bikarbonata ve
H şartıya dönecek. O H şartı ne olacak? Histidinle birleşecek. Hemoglobin histidinle birleşince ne olacak? Afinite azalacak. Afinite azalınca ne olacak? Oksijen dokulara bırakılacak. Yani çalışan dokulara oksijen bırakacağız. Bu da karbondioksitle. Yani karbondioksitin basıncı yükseldiği andan itibaren o zaman afinitenin azalması ve çalışan dokulara ihtiyacı olan oksijenin bırakılması mekanizmasının neden kaynaklandığının özetini anlattım. Durumu özetlemek için size hemoglobin oksijen ayrımını eğrisine tekrar karşıya getirdik. Bakın sağa shift olmasını sağlayan özelliklerin içerisinde ne vardı? Karbondioksitin artışı vardı. Bu nerede oluyordu? Periferde çalışan dokuda oluyordu. Niye? Çünkü biz karbondioksit alıp ne yapıyorduk? Bikarbonat ve protonu çeviriyorduk. Protonla bağlanan, histidinle bağlanan hemoglobinin oksijen afinitesi düşüyordu. Tekrar ediyoruz. Ve oksijen bırakılıyordu. İşte bu karbondioksit yükselmesiyle beraber sağa doğru olan çifte verilen isim Bohr etkisi. Ama biz genelde daha çok sağa kayma olarak nitelendiriyoruz. Peki şimdi eğrinin sola kaydığı durumda ne söz konusu olacak? Bir de isterseniz ona bakalım. Bakın burada eğrinin sola kaymasında etkili olan faktörlerden bir tanesini PCO2'nun düşüşü. Yani karbondioksit miktarında bir düşüş söz konusu. Çünkü neden hatırlıyorsunuz? Bu karbondioksit ayrı bir formül olarak bir karbonat formu halinde taşınmıştı. Sonra bir karbonat hücre için almıştık karbondioksit enzimiyle. Karbondioksiti üretmiştik eritrosit içerisinde ve sonra dışarıya alveole göndermiştik. Bu bikarbonatın olabilmesi için ne olacak? Bu H+'a ihtiyacımız var. H+ neredeydi? Histidinde hemoglobinin içindeydi. H+ hemoglobinden ayrılacak. Çünkü ihtiyacımız var ona. Niye? Çünkü bikarbonatla birleştirip karbondioksit sentezleyecek. Hemoglobinle beraber protonun hemoglobinden ayrılmasıyla beraber oksijen afinitesinde nasıl bir değişiklik olacak? Oksijen afinitesinde bir artış söz konusu olacak. Ne olacak? Oksijeni daha az bırakacak. Ve bu da ne olacak? Eğrinin sola kayması anlamına gelecek. Eğrinin sola kaymasına biz başka bir isim daha veriyoruz. Onun ismi Halden etkisi. Öbür tarafta neydi? Bu taraf Bohr'du. Bu taraf ise Halden. İşte bakın eğrinin sağ ve sola kaymasındaki hadiselerden en önemlisi neydi? Bizim mümkün olduğu kadar karbondioksit artışından hemoglobinin oksijene afinitesindeki değişikliği yansıtan bir grafik bu aynı zamanda. Peki bunun ne önemi var? İşte mesela akciğerleri getirdik, biz ne yaptık? Bütün bir hikayeyi özetledik. Akciğerlerde karbondioksiti içeri dışarıya gönderdiğimiz bir karbonattan H+ ile protonla beraber hemoglobinden, histidinlerden protonları ayırdık. Protonu ayırdıktan sonra oksijen afinitesi yükselecek. Oksijeni daha az bırakacak, oksijeni daha fazla sevecek. Bu da nerede olacak? Tahmin ettiğiniz üzere akciğerlerde olacak. İşte biraz evvel söylediğim gibi bizim bu derste anlatmaya çalıştığımız asıl hadise sadece karbondioksit transportu değil. Bakın karbondioksit transportundan işin içerisine bir karbonat girdi. Karbonatik anhidraz enzimiyle işin içerisine proton girdi. pH tampon sistemi girdi. Karbondioksitin farklı bir formda bir karbonat olarak akciğerleri taşınması söz konusu oldu. Ve bu karbonatik anhidraz enzimiyle beraber bir karbonata geçiş veya karbondioksite geri dönüş hikayesinde de ayrışım eğrisinin, satürasyon parsel oksijen basıncı eğrisinin karbondioksit üzerinden nasıl değiştiğini, nasıl sağa ve sola kaydığını size anlattım. Ben bu karbonik analizmini bayağı seviyorum. Yani çocukluğundan beri severim. Aynı mahalleden arkadaşımızdır. Çok beğendiğim güzel bir kızdır kendisi. Evet, böylelikle bu dersimizi sonlandırdık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.